Üniversite yıllarında rahmetli Bülent Ecevit'in dış politikada çalışmalarını takip ettik. Tayyip Bey'le uzun yıllar siyaset yaptık. 51 yaşındayız. 39 yıl olmuş. Yani 13 yaşından beri bu işin içindeyiz. Türkiye'nin hiçbir dönem, yani darbeler dahil, toplumun bu kadar korktuğunu, ürktüğünü görmedim. Onun için buraya parti kurulmadan önce gelmediğim illerden bir tanesi. Gelecek Partisi'ni kurmadan 54 şehre fiilen gittik. Tanıdığımız dostlarımız var, tanıdığımız insanlar var, partili partisiz. Herkes bize şunu söyledi. Ya başkanım şu partiyi bir kurum hele. İşim var, aşım var, çocuğumun şusu var, busu var. İnsanlar böyle büyük bir korku iklimi yaşıyorlardı. Bakın geçen Çanakkale'deydik, sonra arkadaşlarla Eskişehir'deydik, Kocaeli'deydik, Yalova'daydık. Türkiye'nin her tarafında dolaşıyoruz. Türkiye çok büyük bir değişimin eşiğinde ve Türkiye tarihinin kader seçimini yaşayacak. Hangi siyasi görüşe mensup olursak olalım, bu ülkenin kurucu değerleri var. Bu ülkede olmazsa olmazlarımız var. Demokrasi ortadan kalktığında nefes alamayacağımızı bilen bir toplumuz. Onun için sağ olsun Tayyip Bey de güzel bir pas attı bize 14 Mayıs olarak. O pası, golü, şutu falan seviyor. Biz de öyle, ben de uzun yıllar futbol oynadım. Öyle cevap verelim. Yeter söz milletindir dedi. Biz de diyoruz ki evet Erdoğan yeter. Artık Erdoğan diyoruz. Yeter söz milletindir. Ve dün gerçekten olağanüstü bir gündü bence Türk siyaseti açısından. Dünya tarihinde İskandinav ülkelerinde ancak böyle hükümetler, seçimler yapılmadan ortak hükümet programları ortaya konur. Türkiye'de ilk defa Türkiye'nin her rengini içinde barındıran siyasi partiler bir araya geldi ve 2300 vaadi topluma paylaştı. İnanın Türkiye'nin her yerinden mesajlar alıyoruz. O mesajların içerisinde en mutlu olduğumuz şey, benim en mutlu olduğum şey, hepimizin çoluk çocuğu var Allah bağışlasın. Gençlerle ilgili örneğin mülakat kalkacak demişiz. Gelecek Partisi kurulurken Türkiye'de biz kurulduktan sonra 60'a yakın parti kuruldu. Kurulurken parti programına mülakat kalkacak, dayısı olanın değil ehliyet ve liyakat sahibi olan gençlerimizin işi olacak bu ülkede demiştik. Şu anda bu altılı masanın en büyük vaatlerinden bir tanesi oldu gençlere. Türkiye'de hep şey diyoruz, bizim bir geleneğimiz var. Biliyoruz ki itibardan tasarruf olmaz diyor. Biz aslında şunu dedik, bu ortak politikalar metninde birçok maddesinde yolsuzluktan bahsettik. Birçok şeyden bahsettik ama biz diyoruz ki 6 siyasi parti, artık adı Millet İttifakı, evet biz kararlıyız, itibardan tasarruf edeceğiz. Biz kararlıyız, itibardan tasarruf edeceğiz. 13 tane, 15 tane uçağı olan bir devlet başkanımız olmayacak. Evet uçaklarımız olacak, evet imkanlarımız olacak. Yani biz şuna bile razıyız. Almanya'nın başbakanı, Almanya'nın cumhurbaşkanı hangi imkanlara sahipse bu ülkenin devlet başkanı da o imkanlara sahip olmalı. Onun için bunları söylüyoruz. Biz örneğin saraylar, mekanlar birçok şey var. Bunlar diyoruz halka açılacak. Gereksiz her şey, bütün israf bitecek. O uçaklar satılacak. Şu yanan ormanlarımız var ya, işte onlar için filo kuracağız diyoruz. İstihdamdan sağlığa, eğitime, özellikle adalet sistemimize birçok alanda dediğim gibi yani 2300 tane vaat var. Tabii Kırıkkale'deyiz. Belki sorusu olan arkadaşlarımız olur. Tek taraflı bir sohbet olmaz. Ülkenin en büyük meselesi, en büyük beka meselesini biz Gelecek Partisi olarak bu topraklarda geleceğini aramayan gençlerimiz bu ülkenin en büyük beka sorunudur. Eğer bizim çocuklarımız bu ülkeden, bu vatan topraklarından bağımsız düşünmemiz lazım. Onun için Kırıkkale de çok özel bir şehir. Türkiye'nin birçok şehrini birbirine bağlayan bir şehir. Böyle bir şehir var
var olma mücadelesinde hep birlikte el ele omuz omuz olmamız lazım. Burada da inşallah yerlerindeyse uğrarız, bir selam veririz. Yani İYİ Parti'nin devamının da burada olması. Cumhuriyet Halk Partisi yakın mı? O da yukarıda. Yani hiçbir şey.